Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemizde dikkatler ekranımız olsun. Xitay lagırgı kamalgallarını 3 grupu böldü. 28 iyun China Ay to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy rejimi atalmish tarbiyalash lageridagi mahbuslarga 3 bosqich bo'yicha muomila qilganligi oshkorlandi. Qozog'istonda turishliq Aynur xonimning o'g'li Arshin Qozog'istondagi do'sti bilan Yanfun aloqasi qilganlik bahonasi bilan atalmish tarbiyalash lageriga qamalgan. Aynur xonim muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoy rejimi o'g'lini Qo'rg'as noyisi Chingsuxoza bazaridagi lagerga qamalganligini o'g'lini qutuldirish uchun Xitoyning Sharq Turkistondagi Davlat bexatarlik idorasi, JX idorasi, Adliya idorasi qatorliq qo'rchoq organlarga borganda, ular birdek lagerga kirganlik kishining amalini biz qilolmaymiz, imtihonda layoqatlik bo'lganda undan chiqib ketadi deganligini, lagerga qamalganlarning 3 bosqichga bo'lib muomila qilinadiganligini, 1-chi bosqich qattiq boshqurish bosqichi ekanligi, bu bosqichdagi elindigan imtihondan layoqatlik bo'lgan mahbuslarning odatdagi guruhga taqsim qilinadiganligini, odatdagi guruhda imtihondan o'tganlar yinikli tib boshqurish guruhiga taqsim qilinadiganligini oshkorlagan. Aynur xonim muxbirga yana imtihon mazmuni asosan qonunsiz diniy faoliyatning 26 xil ifodasini xitoycha yodlab berish, xitoycha o'g'inish qatorliq bir qancha turni o'z ichiga oldiganligini, yashangan kishilar hatto savodsiz kishilardanmi yodlash talab qilinadiganligini, yaşanganlar tolumu qiyin ahvalda qalganlığını aşkarlığan. Xitay Adem Sodası da birinci bolup bahalandı. 29 iyun Amerika Avazı xabarda bildirilişçe Amerika Devlet Meclisi 2018 yıllık Adem elib setiş kılmışı en iğir devletlerine bahalap çıkıp Xitayını en aldınqı qatarğa tızgan. Xabarda Xitoyning Rossiya, Suriya, Shimoliy Koreya qatorliq 3 davlat bilan o'xshash odam elib setish qilmish eng ig'ir davlatlarning qatoriga tizilganligi, Xitoy 2016 yili bu sohada 2-chi darajaga tizilganligi, 2017 yili Xitoydagi odam atkazchiligi texmo ig'irlashib 1-chi darajaga tizilganligi, bu yilmo Xitoyda ilgirkidan hech qanday o'zgarish bo'lmagandan sirt ahvol texmo yomonlashib Adem sodisi qilishda dünya bo'yicha oldingi o'ringa tizilganligi bildirildi. Xitoyning Adem atkazchilik qilmishiga diqqat qilib kelayotgan Amerika parlament a'zosi Chris Smith apandi bu vaqtda bayonot berib, mazkur dokladning Xitoyning Adem sodisi qilishda harakatlantirguch kuch ekanligini, undan boshqa Xitoydagi insoniy huquq tafsandichiligi kundan-kunga ig'irlashib ketayotganligini, Xitoy kommunist hokimiyati majburiy hasharga soladiganlarning qo'llovchisi ekanligini, Adem atkazchilikda ziyon uchruvchilarni qaytirib o'tganligini, majburiy amgakka selinishdan qochib kelgan Shimoliy Koreyalik insonlarni Shimoliy Koreyaga qaytirib berganligini, Xitoy onalarining qo'rsiqidagi to'ralimlarini majburiy qirib o'tish qilmishlari sababidan Xitoyda jins tengpongsizligi kelib chiqib, erlar ayollarning sonidan 34 million ko'p ekanligini, bu holat Xitoyda odam savdosi qiladigan cho'ng bir bozorni shakllantirganligini, bu qitimqi doklat Xitoyga nisbatan ogohlantirish ekanligini, Xitoy odam savdosi qilishni qattiq cheklashi va zarba berishi kerakligini eskartgan. Oqsaroy bir qism Xitoy amaldorlariga jazo qo'llanmoqchi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqaro diniy erkinlik ishlari bosh elchisi Sam Brownback Oqsaroyni Xitoydagi diniy e'tiqod erkinligini dafsanda qilayotgan Xitoy amaldorlariga jazo qo'llanishga undidi. Ma'lum bo'lishicha, u bu vaqtdagi maxsus taklifini yaqinda Oqsaroyga topshirgan. Washington pochtasi gazetasining 28 iyundagi bosh maqolasida ko'rsatilishicha, mazkur taklif qabul qilinsa, prezident Donald Trump Obama davridagi inson haqlariga munosabatli qonun moddalariga asosan bir ma'muriy buyruqqa imzo qo'ya oladi ekan. Shundaqla Davlat ishlari ministerligi va Moliya ministerligiga buyruq tushirib, dini itiqod erkinligini dafsanda qilgan Xitoy amaldorlarining banki hisoboti va boshqa boyliklarini to'ng'itib qo'ydi ekan. Mazkur qonun moddasi Yer shari Magnitskiy qonuni degan nomda qo'llanilib kelayotgan bo'lib, 2017 yil dekabrda Bermedagi Rohingya musulmonlarga qirg'inchilik yurgizgan bir qism generallarga hamda Beijing shaharlik saqchi idorasining boshlig'iga tatbiqlangan edi.
Baş makalede görüntüleşe bu teklifteki birinci nişan Şarkı Türkistan'daki kompartiya sekretari Çin Çuango işken. Çünkü Amerika Devlet İşleri Ministerliği onu 100 milyonluğun Uyghur'unu kayıt terbiyeleş merkezine kamuvalgan deyip ayıplamakta işken. Ama Beijing dairleri izcil halda Xitay bulmağa milletlerinin dini hak ve hukuklarını depsende kılgallıkını inkar kılıp kilovatkan bulup, dini sahadaki katlı başkuruş tedbirleri cinayet ve terörlük kılmışlarının aldığını eliş üçündür deyip, özlerini aklap gelmekte. Navadi baş elçi Brown Beck'nin teklifi kubul kılınsa, Xitay emeldarları tuncu kıtım insan haklarını ayak astı kılgallıkı üçün cezalındıken. Yeni kilip Amerika'nın devlet işleri ministeri Mike Pompeo teki yıkındala, dini erkinlik her kaçan uyuluşulduğun meseledir deyip körsetken. Onun da mu ilgirerek bulsa, muvakkat yardımcı devlet işleri ministeri Laura Stone Beijing'de muhbirlerinin ziyaretini kubul kılıp, biz Şinjan'daki Xitay emeldarlarını cezalaşını uyuluşuvatımız diyen. Amerika Kengash Palatası'nın azası Marco Rubio mu öz bayanatı da Uyghur ve başka milletlerinin dini itikad depsendicilikiki uçuravatkallıkını alahide tekitlep ötken idi. Amerika Koşma İştatları Hükümeti Xitay sebebiden Dünya Saudi Teşkilatı'nı bekar kılıp etişi mümkün. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilişe Amerika bilen Xitay otursuzdaki Saudi söhbeti de katmallık devam kılıp atkanda sabık Amerika diplomatları Xitay hükümeti payda kılgan netçi trilyon dolarlık mesele sebebiden Amerika hükümeti Dünya Saudi Teşkilatı'nı bekar kılıp etişi mümkün dedi. Amerika'daki en çok gezitlerden bolgan Saudi Çemberik'in 28. iyondaki baş makalesi eğitilişe Aksaray ötkenki hücum baskıcı da Xitay'ın Saudi kaidelerine riayi kılgan asasda Saudi kılışkı ündigen bolsa, emdi Dünya Saudi Teşkilatı'nı bekar kılışı arkalık Saudi uruşudun bıraklı hali buluşka mayil bulmakta iken. Malum buluşa Aksaray icra kılıdıqallıkını tekitlevatkan 200 milyard Amerika dolarlık tamojunu beci, Xitay'ın Amerika'yı eksport kılıdıqan tavarlarının yerimiği doğru kilidigen. Eğer Xitay bunundan kısas almakçı bolsa, o çağda ular Amerika'nın Xitay'ı eksport kılgan barlıq mallarga şunda kılışı zörür bulidigen. Dünya Saudi Teşkilatı'nın mutakassisi Hosuk Lee bu haqda toxtulup, eğer iş o derecege barsa, o halda Amerika, Xitay'ını Dünya Saudi Teşkilatı'dan koğulap çıkırıptu desek buludu. Ama bunda kılış Amerika üçün hiç kancı iş emez digen. Makaledik örstülüşçe növetli Avrupa ve Japonya ular ortak düşkilevatkan Xitay meselesini hal kılış üçün birlikte başka durmakta iken. Mutakassislerinin körsüzce Donald Trump 200 milyar dolarlık tamojunu beci meselesini otur baskuçluk sayılan mezgilde elan kılışı mümkün iken. Bu tolumu akılıge uygun bulup, Amerika, Japonya ve Avrupa İttifakı Xitay'ın 11 trilyon Amerika dolarlık içki işlep çıkarış umumi kıymeti ve devletinin bivastı kolluşudu buluvatkan iktisadi kuvvetinin ayağılışını isteydiken. Uyghur Prezidenti Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik heti yazdı. 28. iyul Mustafa Eyle isimli Uyghur Prezidenti Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur Reis bulup sayılanğanlıkını tebrikler bir parça mektup yazdı. Mustafa Eyle İstanbul Bakırköy Şehit Muhammed Enbar İmam Hatip Otur Mektubu'nun ilgar okuğuçusu bulup, 2017 yılı 1. mevsum ve 2. mevsumlarda takdirname iftihar belgesi alğan hem de münevver sınıf kadri bulup bahalanğan. 2018 yılı Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği ilgar okuğuçlarına tarqatkan takdirnamege erişken. Mustafa Eyle mektubu da hürmetlik Recep Tayyip Erdoğan. Men barlık Uyghurlar namiden sizge rahmet eytimen. Sizden bu kıtımkı saylamda uftup çıkıp, Cumhur Reis bulup saylanışınız, biz Şarkı Türkistan halkını intayin huşal kılıp etti. Uyghurlarının sizini ne kadar yakşı gördüğallıkını bilirsiz. Tarihten beri Xitaylar Türklerini yeniş üçün her hıl vasitlerini işkısalgan bolsa mı, Türklerinin milli birlikini buzalmadı hem buzalmaydı. Çünkü biz bir bulsak her vakit yenilmeyimiz. Siz bu birliknin yol başçısı. Uyghurlarını unutmasızlığınızı ümit kılmen. Sizge köp rahmet diğerlerini bildirgen. Avrupa İttifakı Türkiye'ye yardım verişini karar kıldı. 29. iyun Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Belgiya'nın payitahtı Brüssel'de çağrılan Avrupa İttifakı Başlıklar Yığını Dairesi de, tünügün keşte İtalya'nın toskulluk kılışı sebebinden birdeklik hasıl kılınmayan rehberler, bugün etigen ilan kılgan bayannamesi de, Avrupa İttifakı Afrika Münbirgimi 500 milyon euro beriş doğruluk karar çıkarganlıklarını uxturdu.
İtalya, Türkiye'deki göçmenler için ikinci kıtım 3 milyard euro birleşki karata çeklemini bekar kılış için Avrupa İttifakı Afrika Münbirine koşumçu yardım birleşini şart koşu vatattı. Avrupa İttifakı rehberleri bayannamesi de Türkiye'deki göçmenler için ikinci kıtım 3 milyard euro birleş doğruluk karar çıkardı. Tönügün keşte İtalya, Avrupa İttifakı başlıkları yığında çıkarıldığan barlık kararlarına karış çıkıp 28 devlet ortak ilan kıldığan bayannameye vakitlik toskunluk kılgan idi. Facebook mu sizni közdeteleydi? 29 iyun Amerika Koşma Ştatları'da çıkıdığan New York Times gezisi haberde bildirilişe, ammevi ortaklaşış torbeti Facebook işletkücülerinin kılgan işlerini tahmin kılıp, közdeteş iktidarının barlıkını bildirdi. Haberde ammevi ortaklaşış torbeti Facebook, İşletkücülerinin kılıbatkan işlerini tahmin kılalaydıgan hesaplaş usulü üçün patent hukuki algallıqı. Facebook bu usul arqılıq yanfınınızın mikrofonudun sizni uğurluqçı tınşap, televizorlarda nemelerini körgallikinizni közüşke başlaydıgallıqı. Instagram ve WhatsApp qatarlıqlarının kurguşusu bolğan Facebook'nın 2012 yıldın buyan patent hukuki ilişki sunğan iltimasları qattıq gulguluk qozgallıqı aşkarlandı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptüğün köptü rahmet etmem. Esselamu aleyküm.